Bundan tam 39 yıl önce bildiğiniz üzere 1924 Aralık 1978 tarihinde bir Alevi katliamı yaşandı. Maraş katliamı olarak tarihte yerini alan bu katliamla ilgili olarak tüm veriler aslında tarihte maalesef çok kara bir şekilde yerini aldı. 111 kişinin, resmi rakamlara göre 111 kişinin ama bu sayının 200'lerle ifade edildiğini, 552 evin 289 iş yeri yakılıp yıkılıp tahrip edildi. Esas olarak da burada tahrip edilen bir inanç, bir kültür, bir ortaklık, bir ruhsal şekillenmenin çok önemli bir yeri olan Maraş'ta Alevi inancı ve öğretisine karşı gerçekleştirilen bir katliam söz konusuydu. Bu katliama katılan insanlar daha sonra özellikle bir numaralı sanığının nasıl ödüllendirildiğini Ökeş Kenger'in 1991 yılındaki seçimlerde milletvekili olduğunu biliyoruz. Esas mesele bugün günümüzde anmanın da engellenmesi meselesidir arkadaşlar. Maraş anması aslında Alevilerin bu ülkede yaşayan herkesin tarihin o karanlık sayfasına işaret etmek, bir yüzleşmeyi gerçekleştirmek üzere yapılan bir anmadır. Bu anmayı engellemek, yasaklamak aslında yüzleşmekten kaçmaktır. Bu yüzleşmeyi gerçekleştiremezsek Maraş katliamının tüm nedenlerini, sonuçlarını ortaya çıkartamazsak ülkemiz gerçek bir demokrasiye ulaşamaz. Valilik eğer bu anmanın gerekçesini doğru dürüst açıklayamazsa ki internet sitesindeki gerekçesi esas olarak güvenlik olarak belirtiyor. Siz bir ülkenin en önemli kentinin valisi olarak, Maraş'ın valisi olarak orada bir güvenliği alamıyorsanız sizin işiniz nedir? Güvenlik tedbirlerini alamıyorsanız, halkın demokratik çabasını, tepkisini ortaya koyamıyorsanız siz niye valilik yapıyorsunuz? Aslında bu sizin yetersizliğinizi, oradaki mülki anlamında bu işi yapamadığınızın da bir nedenidir. O yüzden sizin de aslında burada istifanızı istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bizim aramızdan şimdi aslında çok değerli bir milletvekilimiz Besime Konca, milletvekili haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde düşürüldü ve o milletvekilimiz de bugün bu basın açıklamasına katılıp ve Maraş'la ilgili olarak, çünkü Maraş'la ilgili de anısı vardır, Maraşlıdır arkadaşımız, o anısını burada size dile getirecekti. Maalesef meclisin yasama faaliyetlerinden uzaklaştırıldığı, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde milletvekilini düşürmesi nedeniyle sizle buluşamadı. Şimdi değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız Mahmut Torun, Profesör Doktor Mahmut Torun, Gaziantep milletvekili ve Dersim milletvekilimiz Alican Ünlü de bu katliama ilişkin görüşlerinizi de ifade edecek. Buyurun başkanım. Değerli basın mensupları, tabii Aralık ayı acılar ayıdır. 19-24 Aralık 1978 Maraş katliamı, yine 19 Aralık 2000 yıl tarihinde Hayata Dönüş Operasyonu adı altında cezaevlerinde yaşanan katliam ve en son 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski. Biz şunu ifade etmek isteriz ki eğer bu katliamlarla bu katliamların arka planlarını ortaya çıkaramazsak aslında bir başka katliamada davetiye çıkarılmasına müsaade etmiş oluruz. Bu katliamların maalesef arka planı hiçbir şekilde açıklanmadı. Maraş 39 yıldır kanıyor ve o katliamı yapanlar, ona sebebiyet verenler maalesef hala ne mahkemelerde ne de yargı önünde herhangi bir ifade vermediler. Tabii bu anmalar sadece Maraş valisi bu yıl o hale sığınarak bu yasaklamayı yapmıyor. Maraş katliamının hiçbir tarihte anmasına müsaade edilmedi. Her yıl Aralık ayında valilik tarafından kolaylıkla işte çeşitli gerekçelerle bu anmanın yapılması engellendi. Katliamlarla yüzleşmek hafızayı diri tutmakla olur. Katliamlarla yüzleşmek insanların acısını yaşaması ve o söz konusu tarihte oraya giderek en azından bir
kaybettiklerini, yitirdiklerini anmasıyla olur. Bu dolayısıyla hafıza taze tutulabildiği oranda aslında biz katliamları önlemiş de oluruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki katliamları maalesef bugün bizim verdiğimiz önergelerde en son daha 2 gün önce benim verdiğim Maraş katliamı ile ilgili bir önerge. Katliam kelimesinin kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanlığı tarafından tarafımıza iletildi. Biz buradan Meclis Başkanlığı'na bir çağrıda bulunuyoruz. Ne diyelim mesela yüzlerce insanımızı yitirdiğimiz Maraş'a ne diyelim? Mesela 34 çocuğumuzu yitirdiğimiz Roboski'ye ne diyelim? Yani buna katliam demeyelim de ne diyelim? Bunlar nasıl kaba ve yaralayıcı tanımlanarak bu önergelerin, bunların arka planının araştırılması engellenebilir? Değerli arkadaşlar, biz ne olursa olsun bu katliamların her zeminde hesabını soracağız. Bu katliamların peşini bırakmayacağız, hafızasını diri tutmaya çalışacağız. Ve söz konusu tarihlerde ailelerimizle oralarda yapabildiğimiz oranda bir anmayı gerçekleştirmeye çalışacağız. Sadece mecliste, yani dışarıda kullanabildiğimiz birçok kavramın bugün mecliste yasaklanıyor olması aslında AKP hükümetinin legal demokratik alana bir darbesi olarak da değerlendirilmelidir. Bugün Kürt demek, Kürdistan demek, dışarıda serbest, herhangi bir mahkeme kararı, mahkeme durumuyla karşılaşmıyorsunuz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisin kürsüsünde milletvekillerinin özgür iradesiyle bu kelimeleri ifade etmesi yasaklanıyor. Bunlar anlaşılmazdır, bunlar doğru değildir. Bu ülkenin daraltılmaya, bu ülkenin farklılıklarının bir karşı karşıya getirilmesine değil, bu ülkenin tam tersi en geniş zeminde tüm farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden bir anlayışa ihtiyaç vardır diyorum. Sözü Ali Can vekilimize bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, 19 Aralık bu ülkenin tarihinde iki katliamın yıl dönümü. Cezaevlerinde devrimci tutsakların fethi uygulamaya ilişkin başlattıkları ölüm orucuna karşı, biliyorsunuz o dönemin Adalet Bakanı devletin şefkatli eli demişti. Ama devletin şefkatli eli değil, devletin katleden eliydi. Yine hayata dönüş operasyonu deniyordu ama tam tersine hayatları söndüren bir karartan bir operasyondu. Milletvekillerimiz söyledi. Maraş katliamı bir Alevi katliamıdır. Neyi hedeflediği, neyi amaçladığı, neden böyle bir katliamın planlandığını söylediler. Ama Maraş katliamı bir Alevi katliamı doğru, ama sadece Alevi katliamı Maraş'la sınırlı değil. Öncesi de var, sonrası da var. Hem zihniyet olarak, hem pratik olarak, hem de yöntem olarak. Hoçgiri bir Alevi katliamıydı. Dersim bir Alevi katliamıydı. Sivas bir Alevi katliamıydı. Gazi bir Alevi katliamıydı. Hatta Gezi bile, Çorum, Malatya dönem dönem yaşamıştım Alevi katliamları. Ama politik yani çok önde olan bir Gezi direnişi bile bir yanıyla da Alevi katliamıydı. Maraş'ta devletin gözetiminde sivil faşist gruplarla bu katliam yapılırken, bugünlerde son dönemde bir yıl içinde Cizre'deki katliamlarla öyle bir benzerlik arz ediyor ki, biliyorsun orada bu katliamlar yapılırken sivil faşist güçler tarafından bir şey sloganı, temel katliamın sloganı vardı o dönem. Duvarlara yazılan çoluk çocuk katledilirken, evler, iş yerler yakılırken duvarlara yazılan kanımız aksa da zafer İslam'ındır diye. Şimdi bu sloganı, bu yazıyı Cizre'de insanlar yakılırken de, Bodrum'larda insanlar yakılırken de Esetullah timleri tarafından, o günkü Maraş'taki sivil
faşist grubun 40 yıl sonra Kürdistan'da bu defa Esetullah kimleri ismi altında çıktı. Yani aynı zihniyet, aynı yöntem. Yine Maraş'ta insanlarımız katledilirken katledilen insanlarımıza karşı sergilenen tavır insanlık dışı, hiçbir ahlakta, inançta, hukukta yeri olmayan cenazelere yaklaşım bugün de aynı şekilde sergileniyor. O gün de katledilenler Alevidir, komünisttir, namazı kılınmaz, camiye alınmaz, cenaze işlemleri yapılmaz deniyordu. Dikkat edin, Kemal Korkut Ahmet Nevruz'unda kameralar önünde katledilirken ama Malatya'da cenazesinin kaldırılmasına, cenaze işlemlerinin yapılmasına AKP Belediyesi araba vermedi, yer vermedi. Daha bu hafta içinde Antalya Emniyetinde demek işte kendi intihar etti dedikleri gencin aslında bir işkence sonucu ikinci kattan atıldığı ama yine AKP Belediyesi tarafından cenaze işlemleri yapılmadı. Neden? Teröristtir diye. Birçok yanıyla bu zihniyetin aynı şekilde devam ettiği de bugün de görülüyor. Alevilerin Maraş'ta Aleviler katledilirken, Roboski'de Kürtler katledilirken, Cizre'de gençlerimiz, siviller katledilirken aynı zihniyet. O zaman Müslüm vekilimiz dediği gibi demek ki karşı zihniyet Kürt'ü de Alevi'yi de muhalif olan herkesin yönelimi aynıdır. O zaman tek çıkış yolu da o zaman Alevi'nde, Kürt'ünde, muhalif kesimlerinde bu zihniyete karşı ortak bir mücadele bu işin çözümüdür. Tekrar bu katliamda katledilen canlarımızı anıyoruz ve katliamı da lanetliyorum. Şimdi değerli basın içine bir konuya daha işaret etmek istiyorum. Biliyorsunuz Malatya'da Alevi inancı ve öğretisinde olan yurttaşlarımızın evi işaretlendi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın İçişleri Bakanlığı birkaç kez aramama rağmen dönmedi. Sayın İçişleri Bakanlığı ben hal hatır soracak bir insan değilim. Kendisiyle de hiçbir zaman için hal hatır sormam. Bu soruşturmanın ne düzeyde olduğuna ilişkin soruma cevap vermedi. Yazılı olarak da verdim. Cevaplamadı. Bunun da peşindeyiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Aleviler artık eski Aleviler değil. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Bu ülkede kardeşçe barış içerisinde bir arada yaşamanın koşullarını, eşit koşullarda yaşamanın, eşit şartlarda, eşit hukuk düzleminde yaşamanın koşullarını Aleviler oluşturmaya çalışacaktır. Bu çabasını her zaman ortaya koyacaktır. Bu konuda hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın ve biz anmamıza da gideceğiz. Anmamızı orada yapacağız. O yoldaşlarımızın, canlarımızın anısını orada tekrar alevlendireceğiz o ateşi. Bu ateş derken aslında bir daha böyle bir katliamın yaşanmaması için tarihi bellekleri öne çıkarıp yüzleşmeyi hızlandırmak, yüzleştirme sürecine girmek için de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrardan.